Herkese merhabalar. Bugün Excel'de basit, hızlı bir şekilde nasıl tablo oluştururuz onu göreceğiz. Hemen şöyle Excel çalışma sayfamızın sol üst köşesine büyük harflerle maaş listesi yazalım. Bu başlığımız olsun bizim. Daha sonra sıra diyelim buraya. Sıra no. Hemen yanına ad, yanına soyad, yanına kıdem yılı diyelim ve yanına da maaş olsun. Evet, bu şekilde bir tablo oluşturacağız burada. Tabi bakın burada kıdem yılı buraya sığmadı. Burayı genişletmek için istersek buradan faremizi şuraya getirip çift sol tık yaparız. Bu hale gelir. Veya şöyle en üstü seçip de sağ tıkladığımızda burada sütun genişliğine tıklayıp buradan mesela 15 yaptığımızda tablodaki bütün sütunlar eşit bir şekilde 15 ayarlanmış olur. 15 biraz büyük oldu. Küçültelim. 13 diyelim. Evet, 13 biraz daha iyi. Aynı şekilde bunları satırda yapmak istersek şöyle satırı seçeriz ve sağ tıkladığımızda satır yüksekliği deriz. Burada yine mesela 15 dediğimizde bütün satırların yükseklikleri aynı olmuş olur. Şimdi tablomuzu oluşturalım. Şöyle tabloyu seçelim. Şöyle kaç kişilik? Bir 10 kişilik. Hatta ikisi çıkmış. 12'ye kadar seçelim. Ve daha sonra şu üst kısma geldiğimizde giriş kısmı seçiliyken şuradan kenarlık kısmına geliriz. Buradan tüm kenarlıklar dediğimizde tablomuzu oluşturmuş oluruz. Burada şu maaş listesi kısmını kalın yapabiliriz. Aynı şekilde şuradaki yerleri de kalın yapalım. Başlıklar kalın olsun. Şimdi burada sıra numarasına 1 enter 2 dediğimizde bunu tek tek yazmayacağız. İkisini seçip şuradan gelip farenin sol tuşuyla tıklayıp aşağı çektiğimizde, sürüklediğimizde sıralı bir şekilde onu gösterecektir. Bunu hemen ortalayalım. Şuraya tıkladığımızda sağdan soldan ortalama. Şuraya tıkladığımızda ise alttan üstten ortalama yapar. Aynı şekilde şu sıra numarasına da bunu yapalım. Daha düzgün gözüksün. Hemen ad soyad kısmına gelelim. Burada diyelim mesela Ali. Dalga. Tamam, şu son üçü de dalga yapma adına şuradan sol tık aşağı çektiğimizde onların da soy isimleri aynı olmuş olur. Evet, buraları sola yassı yaptık. Tamam. Kıdem yıllarını hemen diyelim. Bir yıl olsun. 30 yıllık kıdemleri olsun bunların. Maaş kısmına da hemen şu kıdem yıllarını da ortalayalım. Kıdemi de seçelim. Buralarda ortalı olsun. Üstten de ortalayalım. Aynı şekilde şuraları da üstten ortalarsak daha düzgün gözükür. Şurayı seçmemişiz. Şöyle. Evet, maaş kısmına geldiğimizde işte diyelim 11.500 olsun. 10.000 diyelim. Bunları da sağ yaslı yapalım böyle. Şunu da hatta sağ yaslayalım komple. Sağ yasladık. Ortaladık. Evet. Şimdi burada maaşları istediğimiz cinsten gösterebiliriz. Bunun için sol tıkla fareyle seçimini yapıyoruz. Daha sonra şuradan şu kısımdan tıkladığımızda burada direkt para birimini tıklayarak bu şekilde en başına TL simgesini getirmiş oluruz. Hem de virgülden sonra iki tane. Bunun ayarlarını şuradan tüm sayı seçeneklerine tıklayarak
Buradan ondalık basamak kısmını değiştirebiliriz istediğimiz gibi. Normalde iki kullanıldığı için iki otomatik gelmiş buraya. Buradaki simgeyi istediğimiz simge yapabiliriz. İstersek ne yaparız mesela? En çok bilinen para birimlerinden şöyle ABD doları şeklinde de gösterimi olabilir. Evet. Şurada şu baş kısmı daha düzenli gözükmesi adına sağ tıklayıp seçtikten sonra hücreleri biçimlendirden hizalama hücreleri biçimlendir birleştir yaptığımızda ve ortaladığımızda daha düzgün duracaktır. Hatta şöyle seçip buradan biçim boyasından arka tonu farklı renkler yaparak biraz daha tablonun diğer kısımdan ayrışmasını sağlayabiliriz. Hatta şu başlık kısmını burada koyulaştırabiliriz. Alttan ayrışmış olur şöyle. Aynı şekilde şunları da yaparak okunurluğu artırabiliriz. Şöyle. Evet. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.